Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar 4-10 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili ikizler Dolunay haftasındayız ayın ışığı büyüyor çok parlak ve tabii ki üzerimizdeki etkileri de çok yoğun olacak hafta genelinde pazartesi ve salı ay terazi burcunda ilerliyor haftaya yaratıcı enerjilerle başlıyorsunuz sosyal etkileşimler özel ilişkileriniz romantik konular çocuklarla ilgili faaliyetler Hafta başında sizi daha fazla meşgul edebilir. En azından duygusal motivasyonlarınız bu alanlara daha fazla yönlenebilir Merkür boğa burcunda genel olarak zihniniz biraz yavaş daha istikrarlı daha böyle planlı programlı hareket etmek istiyorsunuz ve yaşamınızda özellikle güvenlik konuları maddi güvenliğiniz parasal konular ve bunlarla ilgili düşünceler planlar hafta boyunca zihninizi daha fazla meşgul edecek gibi görünüyor Çarşambadan itibaren ay artık akrep burcuna geçecek ve dolunayı hissetmeye başlıyoruz Tam dolunay anı 7 Mayıs Perşembe günü öğlen 13.45'te olacak ve 17 derece akrep burcunda gerçekleşecek 6. evinizde. Evet, 6. ev konuları genel olarak çok geniştir aslında. Tüm günlük yaşamınızın detaylarına işaret ediyor ve dolunay bir tamamlanma dönemini gösteriyor burada. Özellikle 23 Nisan yeni ayıyla beraber hayatınıza girmiş olan bazı konular varsa, bunlar herhangi bir düşünce bir plan da olabilir. Şimdi bunlar netleşiyor, böyle bir olgunlaşıyor, görünür hale geliyor ve tabii ki tüm bu olanlar size bir farkındalık veriyor. Ee, yaşam düzeniniz, çalışma şekliniz, mesleğinizle ilgili konuların ayrıntıları e, ee, tabii ki iş hayatınız bunlarla ilgili böyle bir dönüşüm dönemindeyiz. Evet bitişler olabilir ya da bir şekilde dönüşebilir, şekli değişebilir, sistemi değişebilir, çalışma düzeniniz değişebilir. Bunları ele alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Tüm alışkanlıklarınızı bunların içerisinde beslenme ve diyetiniz olabilir. Gözden geçireceğiniz bir dönemdesiniz. Evet, birçok kişi için aslında bir şifa ve arınma e, dolunayındayız altıncı eviniz sizin genel sağlığınızı etkiler ve bu dolunay herhangi bir sağlık sorununuzun şifalanması için bir fırsat verebilir size ve belki yaşamınızı daha iyileştirmek için yaşam kalitenizi arttırmak sağlığınızı ve fiziksel gücünüzü iyileştirmek için günlük yaşamınızın alışkanlıklarını da şöyle bir gözden geçirebilir bazı güçlü dönüşümler içerisinde olabilirsiniz örneğin diyetinizi değiştirirsiniz farklı bir beslenme programına geçebilirsiniz kilo vermek için diyete başlamak için iyi bir dönem Aslında özellikle dolunaydan sonra ayın ışığı küçülürken önümüzdeki iki haftalık süreç içerisinde tüm bu diyet konuları arınma detoks konularından daha rahat verim alabilir güçlü bir geri dönüşü olabilir size vücudunuzun zararlı alışkanlıklarından kurtulması için Örneğin ee, bu anlamda önemli kararlar verebilirsiniz. Bağımlılıkları bırakmak gibi. Ee, belki bir detoks programı, şifa programı yapabilirsiniz. Alternatif tıp gibi alanlardan yararlanabilirsiniz. Ruhsal e, bilinçaltınıza yönelik her türlü şifa, arınma terapi çalışmaları içinde bu dönemi değerlendirebilirsiniz. Tüm bunlar aslında size önemli bir farkındalık da getirebilir kendinizle ilgili. Evcil hayvanlarınız da gündemde, yanınızda çalışan kişiler, hizmet aldığınız kişiler, bazı akrabalarınız bu dolunayda biraz daha böyle e, gündem oluşturabilir ve sizin de onlara onlarla ilgili e, belki daha fazla enerjinizi o alanlara yönlendirmenize neden olabilir. Evcil hayvan sahibi olabilirsiniz sahip olduğunuz evcil hayvanlarında genel bakımı veya onlarla ilgili bazı gelişmeler, onların sağlıkları. Yine bu Dolunay haftasında daha fazla sizin gündeminizde olabilir sevgili ikizler. Evet, Merkür özellikle hafta sonu çok odunlu açılar yapacak. E bu da biraz yavaş olmakla beraber uzun vadeli planlarımıza daha rahat odaklanmamızı daha istikrarlı planlar yapabilmemizi en azından pratik çözümler bulabilmemizi sağlıyor. Siz de hafta sonu bu anlamda parasal konularla ilgili olabilir, işleriniz, mesleğinizle ilgili konular olabilir, daha rahat ele alabilir, sorunlarınızı çözüme kavuşturma fırsatı bulabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.